Merkezi altını çiziyoruz. 132 üniversite 10 branşta 5000'e yakın misafirimizi İstiklal mücadelesi veren derin başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve özellikle
çok ünlü gelişiminin en önemli ispatlarından birisi bu büyük organizasyondur. 132 üniversitede, 10 branşta, 5000 civarında sporcu öğrencimizin katılımıyla gerçekleşen bu organizasyonun ülkemize, üniversitelerimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu organizasyonun ilimize gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımıza, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün bu organizasyonla Afyon Karahisar büyük organizasyonları gerçekleştirdiğini de ispat edeyim. Ben bu organizasyonun centilmence ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Finalleri bayrağını Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da bulunanlara ev sahipliği yapacak Gazi Üniversitesi'ne verilmek üzere Gazi Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız'a teslim ediyorlar. Bu güzel tablaya güzel alkışlar yapıyoruz. İşte bayrağımızı açtık. 103. yılında Ankara'da alkışlar bu güzel tablaya bir kez daha. Sayın Rektörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun spor şehri adına Afyon Karahisar'dan sevgilerle, saygılarla selam yolum şehrimize, şehrimize hoş geldiniz Sayın Bakanım. Gastronominin başkenti, mermerin, termalin, başkent olan Afyon Karahisar'ın sizlerin öncülüğünde verdiğiniz desteklerle spordan da adını söz ettiren büyük iller arasında girmenize vesile olduğunuz için sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Daha önce yapmış olduğunuz ziyarette Afyon Karahisar'da ne kadar belediye başkanımız varsa, belediyelerimiz varsa hepsine tarihinde görülmedik bir destek verdiğiniz için sizlere tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz. Afyon Karahisar'da düzenlendiği için Sayın Bakanımıza minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım, şehrinize, memleketinize hoş geldiniz diyorum, saygılar diliyorum. Üniversite gençliği için, üniversite sporcularımız için önemli bir etkinliği Afyon Karahisar'da taçlandırıyoruz. Ve yıllardır çalışmalarımız, çabalarımız bu anlamda yürürlük faaliyetlerinin geldiği nokta açısından da bize ayrıca mutlu ediyor. Ben tüm katılımcıları, 5000'den fazla sporcumuzu, öğrencimizi, tebrik ediyorum. Bu müsabakalarda ter döken, gayret gösteren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Tabii ki burada bir mücadele var. Kazanacağınız başarılar var, dereceler var, ödüller var. Bunların her biri birbirinden önemli. Ama inanıyorum ki burada kazanacağınız dostluklar Afyon Karahisar'ın eşsiz ev sahipliği sizin için kuracağımız gönül bağları yaşatacağımız dostluklar önemli bir kazanım olacak. Spor ruhuyla, sporcu ruhuyla bağdaşan davranışlarınız, nezaketiniz, centilmenliğiniz, merhametiniz, adaletiniz, hoşgörünüz sizler için önemli bir kazanım olacak. Afyon'da olmanın
anlamda bizler için de ayrı bir heyecan veriyor. Milli mücadelenin öncü şerifi ve kilit şerifi aklımda ise İnanılmaz yıllar sonra da gençlerimiz için, sporcularımız için yeni efsaniklerinin yeni anlamlı konuşmaları gerçekleştirmeye de devam edecek. Tabii biliyorsunuz gençlik ayındayız. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Ben bu vesileyle de tüm gençlerimizin, milletimizin gençlik haftasını kutluyorum. 81 ilde çok coşkulu anlamlı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle tüm gençlerimizi bayramlarını kutlamaya, coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Değerli gençler, sevgili konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 20 yıldan beri Türkiye'nin her alandaki gelişme, her alandaki kalkınma mücadelesi hamdolsun çok ama çok büyük başarılarla çok anlamlı noktalara geldi. Ulaşımdan sanayiye, sanayiden sağlığa, eğitime, her alanda olduğu gibi gençlik yatırımlarında da, sporda da Türkiye artık bir spor markası, Türkiye'nin spor markası olduğu gibi ileri de bu anlamda rekabet gücüyle, birbirinden eşsiz tesisleriyle çok ama çok ciddi bir altyapıya sahip. İşte Afyonkarahisar. Afyonkarahisar merkeziyle, ilçeleriyle, köylerine kadar her açıdan modern tesislerle donattığımız bir şehrimiz. Ve bu anlamda bu organizasyonu burada gerçekleştiriyor olmamızda bizler için tabii ki bu markanın ne kadar güçlü ve ne kadar yerinde olduğunu bizlere gösteriyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de biliyorsunuz en son Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiğimiz protokol törenimizde Afyonkarahisar'ımızın merkezini, ilçelerini pek çok anlamda salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, havuzlarıyla ve pek çok branşı hitap edecek tesislerde yeni bir seviyeye çıkardık. Ben bu vesileyle başta değerli milletvekillerimize, sayın valimize, belediye başkanımıza, belediye başkanlarımıza, bu anlamlı çabada emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki ülkemizde sporun gelişmesi, sporcuların bu anlamda takibi, teşviği, yeteneklerin keşfi artık hiçbir şekilde tesadüfe bırakılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla sporcuyu ve spor potansiyeli olan herkesi hem takip ediyoruz hem destekliyoruz ve bu anlamda devlet olarak, hükümet olarak, bakanlık olarak yapılması gereken ne varsa da hiçbir şekilde özveriden, hiçbir şekilde çabadan, fedakarlıkla kaçınmadan destekliyoruz. Devletimizin bütün imkanlarını bu memleketin her bir köşesindeki evlatlarımızla, gençlerimizle buluşturuyoruz, buluşturmaya da devam edeceğiz. Mahri Hepsi'nin beraatını takdim edilmek üzere Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Demir Zeynep Beyefendi takdim ediyorlar. Artık Hepsi elimizdeki ceza. Sayın Bakanımıza